Hatay zarar görmese Türkiye'de zarar görmüştü. Hatay Ülke Ucu Hakları İl Başkanı Naci Akkaya ve beraberindeki üyeler hem Antakya Gazeteciler Cemiyeti hem de Hatay Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Maalesef biz basında çok içli dışlı olamadık. Her iki cemiyete gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada göreve yeni başladıklarını ve öncelikle hedeflerinin basınla daha yakın ilişkiler kurmak olduğunu dile getiren Hatay Ülke Ucu Hakları Başkanı Naci Akkaya, Suriye'de yaşanan olayları ve ülkemize yansımalarını da değerlendirdi. Kendimizi basına tanıtabilmek adına, tanışmak amacıyla bu ziyaretlerimizi sık sık gerçekleştireceğiz inşallah. Bizim için önemli olan sınırdan ötesi değil, tabii ki orası da önemli ama çok müdahil olamıyoruz. Bizim için asıl olan Hatay'dır. Hatay'daki birlik ve beraberliğin bozulmaması, kardeşlik hukukunun bozulmaması, buraya mülteci olarak gelen insanların misafirlik hukukunu bilmesi, ev sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yaklaşımlarında daha dikkatli olması, onları rencide edecek, onları ürkütecek, onları korkutacak onlardan uzak durması gerektiğini düşünüyoruz. Akkaya, Hatay'da yaklaşık 30 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğunu, bunların Suriye'den gelerek kente ev kiralayan sığınmacılar nedeniyle sıkıntı yaşadığını da savundu. Üniversite öğrencilerimiz yavaş yavaş şehrimize gelmeye başladı. Bu öğrencilerin kalacak yer sıkıntısı var. Bize gelen en büyük sıkıntıları bunlar. Ev kiraları Hatay tarihinde olmadığı kadar yüksek. Buna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu arkadaşlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada Gaziantep 13. Bölge Tapu ve Kadastro Müdür Yardımcılığına tayini çıkan Hatay Tapu ve Kadastro Bölge Müdür Yardımcısı Cuma Erol da Antakya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdullahoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. Erol, Hatay'ın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu belirtirken kentten ayrılacağı için de çok üzüldüğünü kaydetti. Gerçekten diyorum, Hatay üzüldü bir yerimiz. Bunu benim zaten görev yaptığım süre içerisinde burada yaşadığım, gördüm. Her şeyin bir sonu var. Sonuçta buradaki görevimiz de ayın 14'ünde, 14 Eylül 2012 tarihi Cuma günü itibariyle işimi keserek bitmiş olacak. Ancak ben arkadaşlarıma da söyledim, sizlere de söylüyorum. Biz görev olarak burada hallediyoruz ama gönül olarak beraberiz.